Otur, otur lütfen, lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Fakat neden ben apar topar annemi buraya getirdiği anlamadım ben. Hani bana bir şey de söylemedi. Toplantım vardı, toplantıdan çıkmak zorunda kaldım. Esra Hanım, siz oğlunuzla konuşmadınız mı? Konuşmadım henüz. Her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksın anne? Bilmediğimiz bir şey mi var? Senden özür diliyorum oğlum. Her şeyi anlatacağım baştan sona dek. Neyi anlatacaksın? Ahu Hanım, madem bu iş buraya kadar geldi, baştan sona kadar her şeyi anlatacağım. Lütfen sen de beni, kulaklarını aç ve beni dinle yavrum. Anne, burada bu kadar kamera var. Sen neyi anlatacaksın benim bilmediğim? Ahu Hanım, ben 16 yaşında aşık oldum. 18 yaşına kadar. Anne, bizi buraya bu aşk hikayeleri, tanışma hikayeleri için mi getirdiniz yani? Tamam yavrum, sen karışma. Lütfen sözümü kesme. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım baştan. Ahu Hanım, 16 yaşında aşık oldum rahmetli eşime. 18 yaşına kadar sözlendik. Kendi aramızda ailelerimizin haberi yoktu. Annem babam bilmiyordu. Daha sonra 18 yaşına geldiğimde ben bunu anneme evleneceğimi söyledim. Ve annem bana daha evlenme yaşın gelmedi demedi. Bizim oralarda 16 yaşına geldim mi kısmeti çıkar, 18'inde evlenirler. Hatta bir çocuk sahibi olurlar hemen. Ne kadar erken. Evet. Ya ben anlamıyorum yani insanların evliliğe bu kadar meraklı olmalarını. 30 yaşında evlenirsen ne olur ki yani, suç mu bu? Anlamıyorum, evde mi kalmış oluyorsun? Ne kadar saçma bir şey. 18 yaşında evlendim. Fakat ben şöyle zannettim. Önce iki aile tanışacak. Daha sonra istemeler olacak. Fakat benim annem bana şiddetle kızdı. Neden bize söylemedin bu durumu dedi. Ve babama söylemiş. Babam annemden daha çok tepki verdi. Daha çok kızdı. Evlenmek istemenize mi? Hayır, habersiz sözlendiğimize, arkadaşlık yaptığımıza, sözlendiğimize şiddetle yanıt verdi. Derhal bu aileleri tanımamız gerekiyor dedi babam. Sonra, anne, bu kimin hikayesi? Ben yavrum, böyle şeyleri hiç bilmiyorum. Yavrum, lütfen sözümü kesme. Peki, babanız çok kızdı. Daha önce bir flört ettiğiniz babam, için, kendi aranızda sözlendiğiniz için. Çok kızdı. O kızdığı için annem gizlice kayınvalideme gidiyor ve diyor ki böyle bir şey olmaz. Derhal tanışma falan yok. Derhal isteyeceksiniz. Bir dakika, anneannem mi? Evet, anneannen yavrum. Anneanne. Ve bu şekilde geldiler. Nişanlandık. Evlendik. Ama iki yıl geçti. Çocuğumuz olmadı. Ve annemi babamı rahat bırakmadılar. Ben de kayınvalide baskısıyla neden çocuğun olmuyor? Sen kısır mısın? Diye hakaretler işittim. Size. Eşim de bundan rahatsız oldu. Yani hemen kadına değil mi? Hemen kadına maalesef. Ortada kendilerince bir problem görüyorlar. Aynen. Ve o problemin kaynağı mutlaka ve mutlaka kadındır. Aynen. Ahu Hanım, bir gün annem geldi. Kızım bu böyle olmaz. Ben bir çare buldum dedi. Nedir anne dedim. Anne, bir dakika. Yani niye bu kadar insan içerisinde bunları söylüyorsun sen? Tamam yavrum, sözümü kesme. Anlatayım, anlatayım. Her şeyi anlatacağım. Öğreneceksin ya. Bir kadının çocuğu varmış. Babası cezaevindeymiş. Annesi de bakamayacak durumda. Ve kayınvalidesine söyledik. O bize o çocuğu verecek. Doğunca alacağız bu çocuğu dedi. Biz bunu alacağız yavrum. Senin çocuğun olacak. Anne, nasıl olur böyle bir şey dedim. Ben kabul edemem dedim. Başka çaremiz yok yavrum dedi.
Ve annemle birlikte o eve gittik. Şebnem'i ilk defa orada gördüm. Kapalı bir odadaydı. Anne, Şebnem kim? Anlatacağım yavrum, lütfen sözümü kesme. Ahu Hanım'a anlatacağım. Şebnem sürekli ağlıyordu. Doğumuna da az kalmıştı. Biz onlarla tanıştık. Şebnem'in kayınvalidesi anneme demiş ki, bunun bir bedeli var. Bunu ödeyeceksiniz. Tabii bu konuşmalardan benim haberim yoktu. Anne, kötü oluyorsun. Niye anlatmaya devam ediyorsun? Tamam ya, anlatacağım, tamam. Sana da anlatacağım. Esap, sözümü kesme. Sen kötü oluyorsun. Tamam. Her şeyi açıklayacağım bugün. Esra Hanım, bebek henüz doğmamıştı. Doğmamıştı. Ve bebeği satıyor. Evet. Lütfen devam et. Ama yemin ederim benim haberim yoktu bu pazarlıktan. Biz eve döndük. Daha sonra bize haber geldi. 20 gün sonra falan haber geldi. Bebek doğum yapacak, doğacak bebek. Gelin dediler. Gittik. Bir tane de ebe vardı. Doğum evde gerçekleşecekmiş. Hepimiz gittik. Annem, ben, Şebnem'in kayınvalidesi, kendi annesi, herkes oradaydı. Ve bebek doğdu, dünyaya geldi. Anne, kim o bebek? Kimin çocuğuydu? Tamam ya, açıklayacağım. Şimdi daha yeni rahatlıyorum. Bırak anlatayım. Neyi açıklayacaksın? Bırak anlatayım. Sonra o bebeği havluya sardık ve annemle birlikte eve döndük. Eşim dedi ki, biz İstanbul'a gitmemiz lazım. Kimse bu bebeği görmesin. Ve İstanbul'a döndük biz. O bebeğe nüfus kağıdı çıkardık. Dur. Bana sakın o bebek sendin deme. Yavrum. Sakın. O bebek sendin ama benim bebeğimsin sen. Ben büyüttüm seni. Sen benim çocuğumsun. Bırak da izin ver. Ahu Hanım da yardımcı olacak bize. Bırak. Nasıl olabilir bu? Bunca yıl bunu benden nasıl saklarsın? Bak, benim de içimde bir yaraydı yıllardır. Bize yardımcı olacak. Ahu Hanım'dan da yardım isteyeceğim. Hiç mi anlatmak istemedin? Biraz sabret. Sabret, Esra, beni dinle. Esra Hanım. Buyurun. Savaş Bey'in dediği gibi hiç mi anlatmak istemediniz? Anlatmak istedim. Bunu çok denedim. Ama anlatamadım. Anlatamadım. Ama bugünün geleceğini biliyordum. Bir gün bugünün geleceğini biliyordum. Ve benden bunca yıl sakladın. Öyle mi? Özür dilerim yavrum. Özür dilerim. Ne olur bağışla beni. Savaş Bey. Ya şu an ne yaşadığınızı tahayyül dahi edemiyorum. Ahu Hanım, bu hani anlaşılabilir bir şey değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama şöyle düşünün. Kabul edilebilir bir şey değil diyorsunuz ama Esra Hanım da kendi açısından haklı. Sizi almış, yeni doğmuşsunuz. Şimdi Şebnem Hanım da anlattığı hikayeyi, aynı şeyi söylediniz. Evet. Bir havlunun içinde küçücük bir bebek. Aynen, aynen. Almış, bağrına basmış, evladım demiş. Herkes bu cesareti bulamayabilir ya da herkes söylemeyi uygun görmeyebilir. Ha, şu an bu yaşadığınız çok başka, çok bambaşka. Yani şu anda sanki bir rüyada gibiyim. Gözümü bir açtım, rüyadan uyandım gibiyim şu anda.